Merhaba, ben Barış Muslu. Beyin Dedektifine hoş geldiniz. Bazen geçmişinizdeki tek olayı değiştirerek bütün beyninizi ve hayatınızı değiştirebilirsiniz. Efendim, bugün burada uzman klinik psikologumuz Ecet Söğütçü bizimle. Ayrıca bize sorunlarıyla ilgili olarak başvuran Meral Önalan Hanım da şu an stüdyomuzda. Meral Hanım'ın çok böyle kötü olaylarla bezenmiş bir hayatı olmuş. Ben de çok merak ediyorum. Çok ilginç bir program sizi bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Meral Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış Bey. Ece Hanım sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Meral Hanım bize hayatınızla ilgili başvurmuşsunuz. Bazı kötü olaylar yaşadığınızı iletmişsiniz arkadaşlarımıza. Baktım bazı kötü olaylar var. Bize kendinizden kısaca bahseder misiniz? Kaç yaşındasınız? Nerede yaşadınız? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Şu an ne durumdasınız? Hepimiz sizi tanıyalım. Şöyle, ben 1967 Pınarbaşı, Kayseri doğumluyum. Hemşehriyiz. Hemşehriyiz, evet. Ha. Ondan sonra işte çocukluğum köyde geçti benim. İlkokul 3'e kadar. Ya köyle şehir arası geçti. 3'e kadar köyde okudum. Çok mutlu bir çocukluğum oldu benim. Ne mutlu. Yani kalabalık bir aileden geliyorum. Babaanne, anneanne, hala, anneanne değil hala, amcalarım falan filan. Hepimizin bir arada yaşadığı bir ortamda büyüdüm. Köy hayatı çok güzel. Bizim köyde hayat çok güzel. Yani çocukluğuma indiğim zaman anne karnında annem ne hissetti, ne yaşadı onu bilmiyorum. Annem çok hassas ve çok adetlere şey yapan birisiydi. O da etkilemiş olabilir. Çünkü annem çok genç yaşta evlendi. 16 yaşında falan evlendi. Babam 2 sene sonra askere gitti. Sonrasında benim bir küçük bir kardeşim doğdu. O öldükten sonra ben doğdum. 3 sene sonra falan. Her neyse yani. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeşiz. Siz ikinci misiniz? Ben birinciyim. En büyükleri benim. Ben şöyle sorayım. Hayatınızda yaşadığınız en kötü an. Yani keşke şu anı, şu 5 dakikayı, şu 5 saati, şu 5 ayı. Şu 7 ayı. Yaşamayı saydım dediğiniz bir an. Bir ben zaman. Evlendim. Evet. Görücü usulüyle evlendim. Daha önce sevdiğim biri vardı. Onunla evlenemedim. Görücü usulüyle evlendim. Evlendiğim adamla çok böyle görüşmedik, flört etmedik falan. Ondan sonra adam sedef hastasıydı. Ben bu sedefin ne olduğunu bilmiyordum. Onu görünce şey oldum, şok oldum. Çok kötü bir durumda mıydı? Tabii ki yani. Yani ben sedefin ne olduğunu bile bilmiyordum o zamanlar. Vücudu yaralarla kaplıydı. Her tarafı kabuk bağlamıştı. Ben onunla birlikte şey oldum. Yani hoşunuza gitmedi anladım kadarıyla. Burada sedef gibi böyle cilt hastalıklarının genelde tetiklendiği olaylar genelde ayrılık ve kayıp travmaları. Yani birisini kaybetmek herhalde o kişi birilerini vefatıyla yıkılmış olabilir. Bilmiyorum. Birilerini kayıp etmiş gibi gözüküyor. Tabi sedef hastalarını da rencide etmemek lazım ama biliyorum, anladığım kadarıyla çok ama sizin yani hoşunuza bilmediğiniz için birden görünce belki de. Ben yani öyle olabileceğini söylediler nişandan, nikahtan sonra da biz flört etmediğimiz için, çok şey yapmadığımız için. Bir sürpriz oldu. Sürpriz oldu. Ondan sonra işte ben onunla beraber, affedersiniz, ben anlatmak zorundayım. Evlenince onunla beraber olmak zorundasın. Ben bunu istemedim. Yani ben onu eşim olarak görmüyordum. Bir arkadaş, ona acıyordum. Ona merhamet ediyordum. Ondan sonra merhem falan sürüyordu. Durumları çok iyiydi. Babası şeydi, savcıydı falan. Kayseri'nin tanınmış ailelerindendi. Almanya'dan özel ilaçlar geliyordu. Onları sürüyordum. Sabah ona kahvaltı hazırlıyordum. Ama bir anlık kadarıyla bir arkadaş ve acıdığınız biri gibiydi. Öyleydi ama evlilik konusuna geldiği zaman ben onun hep dışarı çıkmasını, benden uzak durmasını ya da bir yere gittiğim zaman onunla birlikte komplekse giriyordum. Mesela Erciyes'e çıktık diyelim. Yanımdayken rahatsız oluyordum. Niye? Yani sedef olduğu belli oluyor muydu? Biraz da saftı.
Böyle hareketleri falan ne bileyim. Yaş olarak size göre nasıldı? Benden bir yaş büyüktü. Sizin yaşınız kaçtı? O zamanlar 25 miydi öyle bir şey? 25 yaşınızda evlendiniz. 25-26 o civarında. Aslında yani çok da böyle bir denk gibiydi ama da anlıyorum ki siz herhalde böyle daha olgun davranan olgun birini. Birisi olsun, daha güçlü birisi ya olsun. Ya benden diye üstün biri olsun isterim. Genel yani. Zaten açık konuşmak gerekiyorsa kadınlar kendilerinden daha üstün, daha güçlü erkekleri tercih ederler. Çünkü kadının doğasında biyolojik olarak çocuğunu hayatta tutma isteği vardır. Hayatta tutan erkeğin de biyolojik olarak ondan güçlü olması gerekir ve onu bir şekilde koruyor olması lazım. Bu böyle yanlış anlamayın. Yani aslında biyolojinin kaynaklandığı ana duygu bir kadın çocuğunu hayatta tutmak için daha güçlü bir erkeği kendi yanında ister. Bu bilerek yaptığınız bir şey değildir. Hı hı. O yüzden genelde daha genç kadınlar daha büyük erkekleri beğenirler. Hı hı. Ya da daha kadınlar daha uzun boylu, daha geniş omuzlu, daha sesi kalın, sportif, daha belki maddi olarak güçlü erkekleri çekici bulurlar. Aslında genleri onlara diyor ki güçlü bir erkek bul ki çocuğun hayatta kalsın. Şu an için değil. Belki de yüz binlerce yıl öncesinin bir duygusu bu. Hı hı. Devam edelim. Yani bu normal sonuçta. Evlilikle ilgili mi devam edelim? Yok, hayata devam edelim. Şimdi ne kadar evli kaldınız? Ben işte 7 ay evli kaldım. Ben bu olayı nasıl açacağım? Orada tabii ki bu süreç içerisinde ben şiddet de görmedim, şey de görmedim. Çünkü çok kültürlü ve düzgün bir aileydi. Fakat annesi doğal olarak evladı olduğu için korumacı olduğu için biraz ondan korkuyordum ben. Çok korkuyordum. İşte, niye boşandınız yani belli de nasıl boşandınız? Şöyle oldu, bir gün bu olay işte ben onunla beraber olmuyorum. Bizle birlikte evlenen kuzenleri falan var. Kimse de bilmiyor bizim beraber olmadığımızı. Bu deniyoruz fakat olmuyor, ben yapamıyorum, korkuyorum diyorum. Ondan sonra işte uyku ilacı aldım. Bunu içeyim dedim, ne yaparsan yap dedim yani. Uyku ilacını içiyorum, cin gibi oluyorum. Hiç uyumuyorum sabaha kadar. Sabaha doğru uyuyorum. Boşandınız, sonra ne oldu? Ya midem bulanmaya başladı benim ilaçlardan sonra. Ama annesi şey dedi, midem bulanıyor dedim. Sen hamilesin dedi, çok sevindi. Beni doktora götürmeye kalktı. Yok yok değilim dedim. Ondan sonra olay patladı. Nasıl i̇şte, patladı olan? Yani biz beraber olmadık ki. Onu yani, evet, itiraf etmek zorunda kaldım. İtiraf etmek zorunda kaldım. Ondan sonra işte ne bileyim onların davranışı, kadının davranışı değişti, korktu. Dışarı çıkarken telefonun fişini çekiyordu yani. Ev telefonunun fişini. Ben arızalı zannediyordum. Herhalde bizimkilere söyleyeyim. Şey yapar yani anlatırsa giderse birden bizi bırakırsa diye herhalde öyle yapıyordu. Ben bunu fark ettim, eltisine söyledim. Eltisi de dedi benim annem böyle yapıyor deyince öyle yaptığı zaman dedi sen fişi tak anneni ara dedi gittiği yerde. Ondan sonra işte neyse bizimkilere ben bir şekilde açıldım. Benim amcamın eşi beni aramıştı bayramda. Bizimkiler İstanbul'daydı, ben Kayseri'de yaşıyordum. Hani dedim annem beni götürtecekti İstanbul'a biraz kalacaktım falan filan dedim. Gitmiş annemlere anlatmış. Erkek kardeşim de o zaman bütün kardeşlerim bekardı. Meral bir şey yaşıyor, ne yaşıyorsa evinde yaşasın. Ben gideceğim onu alacağım dedi. Geldi beni aldı. Ben bir daha dönmek istemedim yani. Hı. Ayrılmamızda da şey olmadı yani hani böyle kavgaydı, gürültüydü falandı yani filandı. Siz aslında sanki lisede çıktık ve ayrıldık gibi olmuş. Sadece bu olurken de belediye başkanını da olaya dahil etmişsiniz yani. Yani aynen öyle bir şey oldu. Yani biz çıkıyoruz, belediyeci arkadaş sizin önünüzde yapalım. Yaşadığım şeyleri sonra anlatıyorum ama bu tabii beni etkiledi yani o süreçte. 7 ay boyunca senden beklenen beklenti içerisinde herkes olması gereken bir şey var. Sen yapamıyorsun, istemiyorsun. Ben niye evlendim? Ben çok rahattım, ben çok mutluydum yaşınız diye. Yaşınız kaç demiştiniz? 21 mi demiştiniz? 25. 25. Ben ha. niye evlendim? Ben çok mutluydum diye. Boşandıktan sonra nasıl bir hayat sizi bekledi? Ondan sonra bu kardeşim beni İstanbul'a getirdi. Getirdikten sonra ben
böyle özgürlüğüne kavuşmuş kuşlar gibi. Aa ne güzel, artık ben her yere gidebileceğim, ben evli değilim, ben artık işte o şeyleri yaşamayacağım. Ailem beni çok anlayışla karşıladı. Yani ondan sonra gerek sosyal çevrem olsun, komşularım, arkadaşlarım falan yani hiçbir zaman... Yeni bir hayata yelken açtım. Yelken açtım. Döndüğümüz zaman demiştiniz ki başka birini seviyordum. Peki bu evlilik nasıl yaşandı? Yani sizi zorladılar mı? Siz yok. Başkasını sevdiğinizi söylediniz mi? Sevdiğim insanla biz ayrıldık. O zaman da çok üzüldüm ben. Ondan sonra görücü usulü oldu. Kimse beni zorlamadı bu evliliğe. Tamamen benim rızamla oldu yani. Yani zaten o kişiyle ayrılmışsınız öncesinde. Evet, öncesinde ayrıldık. Orada da üzüldüm. Ben yapı olarak duygusal bir insanım. Her şeye üzülüyorum zaten. Şimdi şey var, ben birkaç tane şimdi notları hatırladım. Birkaç tane not vardı. Birincisi bir boşandıktan sonra birisiyle böyle bir çok hoş olmayan bir Onu anlatacağım, oraya gireceğim. Orada ne oldu? Şimdi şöyle bir şey, o beni çok mahcup eden, şu an bile utandıran bir şey. Ama yaşıyorsun yani. Benden yaşça küçük birine ilgi duydum yani. O da bana ilgi duydu, onu zannettim. Ondan sonra görüşmeye falan dışarıdan tanıdım yani. Öyle bir mağazada tanıştık falan. Hayatıma bir şekilde girmesine izin verdim. O zaman ne zaman yaşandı bu? O zaman da 30'lu yaşlardaydım. 34 falan filan olabilir. Ama onun yaşı küçüktü. Ne kadar küçüktü sizden? Benden 10 yaş falan küçüktü. Ama ben o zaman şimdi şeylerden dolayı çok yıprandım. Ben de göstermiyordum o zamanlar yaşımı çok fazla. Ondan sonra işte o çocuk meğersem beni kandırıyormuş. Sürekli benden para istiyordu. Ya yani ben de buluyordum, ona sürekli parayı veriyordum. Yani o çocuk para istediğimi, para benim kucağıma düşüyordu. Bütün arkadaşlarım veriyordu bana para. Yani aslında sizin olmayan bir parayı da arkadaşlarınızdan borç alarak ona verdiniz. Bende varsa zaten onu alıyordu, veriyordum. Bende yoksa bile gidiyordu. Bu ne kadar paralar bu arada? Büyük paralar mı yoksa? O zamana göre kaç sene oldu? Bu 15 sene olduysa 5 milyar falan olmuştur. 5 bin falan yani. O zamanın parasıyla mı? Yani parça parça. İşte... Bir şey uyduruyor, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben hastayım, babam hasta, işte bilmem ne. Ben de o kadar seviyorum ki götürüp veriyorum, acıyorum, buluyorum. Toplam ne kadar yani? 5'er bin liralık mı ki toplam 5 bin mi? Yani toplam... 100'er bin, yani 100 bin falan olmuş mudur toplayarak? Yok, 100 bin olmamıştır da şey olarak verdim, parça parça aldı ama o döneme göre iyi paraydı yani. Yani evet. Bir de insanın gururunu incitici bir şey. Meğersem başka bir kızı seviyormuş, onunla birlikte şey kullanıyorlarmış. Yasaklı bir madde mi? Yasaklı bir madde kullanıyorlar. Sizden parasını alıyor. Yoksa niye alsın ki o kadar para? Ben bunların hiç farkında değilim. Çünkü ben tertemiz bir ailede büyüdüm, yetiştim. Yani aslında aklınıza bile gelmedi böyle Aklıma bir şey olacak. Aklıma bile gelmedi. Deseler bile yalan söylüyorsunuz diyorum. Kondurmuyorum ben onlara ya. Siz yalan söylüyorsunuz. O aslında çok güveniyorsunuz. Değil. Güveniyorum ya, suratından vallahi siz görseniz bilirsiniz yani. Çok yakışıklı. Yakışıklı olduğu için masum inanıyorum. Görünüyor. Bir de merhametli yönüm benim çok baskın. Ona da merhamet ediyorum. Bir taraftan babam hasta, işte yok şöyle sizi böyle. Sizi kandırdı nasıl ortaya çıktı? İşte sonra paralar, benim bir arkadaşım vardı. Arkadaş çevrem çok benim. Hepsi bana para veriyordu, ona o para istiyordu, ben gidiyordum falanca arkadaşıma. Verir çıkartır verirdi bileziğini bana. Al bozdur sonra verirsin diye. Ondan sonra belki ben istesem bana vermezlerdi. Bu çocuğun şansı mıydı bilmiyorum. Biz sonra bir bayanla tanıştım ben, onunla arkadaş olduk. O bayanın evine gidip geliyordum, evliydi, bir kızı vardı. Kadına... Kadın da biliyordu onunla konuştuğumu, benden para istediğini işte falan. Hiçbirimizin aklına kötü bir şey gelmiyordu yani açıkçası. Arkadaş gruplarım da biliyordu.
Oğlunun eşi ona para veriyordu sürekli. Paraları biriktiriyorlardı araba almak için. Ondan sonra yani kadının da suçu var burada. Kadın bana kocasının biriktirip de para almak için evde biriktirdiği parayı... Araba parasını size verdi. Araba parasını bana veriyor, ben de ona veriyorum. Yani. Bu çok büyük bir... Şimdi düşündüğüm zaman yani... Bana şuraya bir çanta para emanet et, ben dokunmam yani emanetse. Öyle yapıda bir insanım da. Ama o çocuk olduğu için istiyorum. Ondan sonra... Benim annem babam köy şeyde o zaman kardeşlerimin hepsi bekar. Yazın annemle babam köye gidiyor. Evde ben kalıyorum. Kardeşlerim çalışıyor işte, kız kardeşim, iki erkek kardeşim. O artık kocası öğrendi adamın. Bir gün araba alacak oldu. Paraları istedi. Paralar yok. Ondan sonra adam sıkıştırdık ve söyledi. Ondan sonra şey girdi araya, orayı tam hatırlamıyorum ya, bir tefeci olayı girdi. Tefeciden para aldı, siz ödeyin diye adam. Yani kız sonra benim, ben ailemden gizliyordum bunu, ailemin haberi yoktu. Kız, benden sonraki erkek kardeşim seyahatteydi, onu aramış, ona söylemiş. Ondan sonra ben başka çok sevdiğim bir arkadaşımın evinde oturuyordum. Kardeşim beni aradı. Sen böyle böyle ne yapmışsın dedi. Ben işte orada büyük bir yıkıma uğradım. Çok utandım yani. Anladım. Kardeşime karşı çok, aileme karşı kendimi çok mahcup hissettim. Babamı kaybettim ben. Burada başım onu da soracağım, başın sağ olsun. Allah ne zaman kaybettiniz? 5 sene oldu, 5. senesindeyiz şu anda. Babam hastalandı, onu yoğun bakıma kaldırdık. İki erkek kardeşim yurt dışındaydı, hala yurt dışındalar. Kız kardeşim, ben, eniştem işte acile götürdük. Sabaha kadar babamla ben şey yaptım, kaldım. Ondan sonra bana değerleri normale döndü. Yoğun normal odaya alacağız dediler. Yoğun bakıma, ondan sonra normal odaya aldılar babamı. İşte kardiyolog geldi, şey dedi, babanın durumu iyi değil dedi, yoğun bakıma götürmemiz lazım dedi. Ben şey yaptım, kızdım, tersledim yani. Nasıl yani, hani iyileşmemiş miydi, değerleri normaldi falan dedim. Ondan sonra onlar da bir baktım tekrar normal odaya aldılar. O arada ben eve gittim. Eniştem, annem, kardeşim geldi ben dinleneyim diye. Sonra kız kardeşimi aradım. Babamın durumu nedir dedim. Babanı dedi şeye gönderdiler dedi, avcılara. Ondan sonra ben ağlamaya başladım. Yani inan artık yani hani şey geldi. Durumu kötüleşmiş ve yoğun bakımda yer yok diye başka bir hastaneye. Başka bir hastanenin yoğun bakımına gönderiyorlar. Ben bu yoğun bakım deyince işte babamı kaybedeceğim içime mi doğuyor ne? Orada ağlıyorum, şey yapıyorum, üzülüyorum. Bu 10 gün sürdü. 10 gün boyunca babamı ziyaret ettik. İşte kardeşlerim arıyor, nasıldı, bugün nasıldı, nasıl gördünüz, iyi miydi işte falan. Herkese bilgi veriyorum. Amcamlar arıyor, o arıyor, bu arıyor. Bir ben gidiyorum, bir kardeşim gidiyor, bir annem gidiyor. En son annem görüştü. Annem görüştüğünde babam çok iyiydi. Ben de o arada başka bir doktorla görüşüyordum. Babanı makineden aldık dedi. Çok iyi dedim, maşallah durumu iyiye gidiyor dedi. Bu arada benim gelinim, kardeşimin eşi de profesör şeyde, Almanya'da. O da bilgi alıyor doktorlardan, bize bilgi veriyor falan işte. Neyse annemle çok güzel konuştu babam, annem çok mutlu çıktı. Hiç öleceği aklımıza gelmedi yani. Ondan sonra şey... Yoğun bakımdan aranılıyor mu dedim ben. Hani sadece kötü olunca, ölünce arıyorlar dedi birisi. Benim numaram vardı. Bir de amcamın numarası vardı hastanede. İnşallah beni aramazlar, inşallah beni aramazlar diyordum. Ondan sonra daha önce o bir iyiye gitti. Daha sonra kötüye gitti.
gelinimiz bana yazdı, abla dedi. Babam her an doktorlarla konuştum, her an her şeye hazırlıklı olun dedi, doktor dedi. Ondan sonra işte yine insan umudunu yitirmiyor. Yine bir yerden umut şey yapıyorsun, yani ölmeyecekmiş gibi geliyor. Ben kız kardeşim Gilde'ydim, yeğenimi okuldan almıştım. Kız kardeşimin görümcesi geldi. Şimdi babam fenalaştı. Yani bayağı fenalaşmış. Bunların haberi yok. Ben hala umutluyum. Ondan sonra ben dedim kuaföre Ebru dedim sen Kaan'a bak dedim. Ben eve gideceğim kuaföre gideyim dedim. Saçımı boyatayım. Randevu aldım. Ondan sonra telefon çaldı. Biz işte Kaan'dan arıyoruz. İlhan Önalan'ın kızı mısınız? Babanız kalp masajı yapıyoruz dediler. Ondan sonra işte ben yaptım, kapattım telefonu. Ne yapacağımı bilemedim. Hiçbir şey hissetmedim. Dondum kaldım yani, şok oldum. Banyoya gidiyorum, direkt banyoya gittim, oturdum. Tekrar geri geldim. Ebru dedim, kız kardeşimin görümcesi oradaydı. Babam ölmedi değil mi? Geri gelecek değil mi? Kalbi çalışacak değil mi? Dedim, evet evet diyor o da. Ondan sonra hemen kız kardeşimi aradım. Onlar da işten geliyordu. Böyle böyle aradılar hastaneden beni. Babama kalp masajı yapılıyor falan dedim. Ondan sonra işte geldiler onlar, bindik biz hastaneye gidiyoruz. O arada annem geldi aklıma. Annemle biz tek yaşıyoruz. Annem şimdi merak eder dedim. Ben geç gidersem siz hastaneye gidin, ben annemin yanına gideyim dedim. Tam eve gittim, asansörden çıktım. Telefonum çaldı. Babanız vefat etti. Cenazesini morga mı kaldıralım, geliyor musunuz diye. Ben şimdi merdivenlerde kaldım. Yukarı çıkıyorum, aşağı iniyorum, yukarı çıkıyorum, aşağı iniyorum. Anneme nasıl, ne diyeceğim? Efendim bence zaten üzerine çalışılan mevzu, herkesin ortak mevzusu. Çok büyük bir yakınını, çok sevdiğin bir yakınını kaybetmek. O yaşadığın o gerçekten belki hayatından kötü günü olabilecek kadar kötü bir günün hissettirdikleri duygular. Bence Ece Hanım da zaten ona karar verdi. Efendim bence hazırız, çözüm odasına geçebiliriz. Perdeler açılsın. Ece Hanım, Meryem Hanım'la beraber çözüm odasına gitti. Meryem Hanım'ın hepimizin çok da aslında aşina olabileceği bir olayı var. Babasını kaybetmiş. Ne yazık ki hayatta ölüm var ama onu çok kötü etkilemiş. Ondan sonra da hayatı son 5 senedir çok iyiye doğru gitmemiş. Psikolojisi de öyle. Bakalım eğer o yasın etkisini çözebilirsek Meryem Hanım'ın hayatında çok güzel dokunuşlar yapabiliriz. Bakalım ne kadar duygu çıkacak. Ben de merak ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Artık burada değilsiniz, oradasınız. O andasınız. Annenizin yanına gidiyorsunuz. Herkes hastaneye giderken siz oraya gidiyorsunuz. Ve o sırada telefonunuz çalıyor. Orayı görün. Şu an oradasınız. Neredesiniz şu an? Nerede çalıyor bu telefon? Tam kapının önünde. Şu an kapının önündesiniz. Şu an oraya gidin. Hava nasıl? Ortam nasıl? Işık nasıl orada? Orada apart binanın içerisindeyim. Kapının önündeyim. Asansörden indim. Ölüm haberini alıyorum. Şu an oradasınız. Orayı hissedin. O asansörden indiniz. Ayaktasınız. Ve sonra telefon çalıyor. O telefonu duyun, o çalışını duyun. Hangi elinizle açıyorsunuz telefonu? Hiç hatırlamıyorum hangi elimle açtığımı. Şu an oradasınız ve o telefon elinizde. Açıyorsunuz, neler söylüyorlar size? Duyun onları. Meral Hanım, babanız vefat etti. Gelip alır mısınız yoksa morgamı kaldıralım diyorlar. Ve ben de geliyorlar, yoldalar diyorum. Ondan sonra zile basamıyorum. Kapıyı annem açarsa yüzüne nasıl bakacağım? Şu an oradasınız. Onları duyuyorsunuz Meral Hanım. İlhan Bey vefat etti diyorlar.
Onu duyun. Şu an oradasınız. Gözleriniz kapalı. Ve şimdi benimle birlikte söyleyin. Aman Allah'ım şu an resmen. Aman Allah'ım şu an resmen. Babamı kaybettim. Babamı kaybettim. Babam resmen öldü. Babam resmen öldü. Babam vefat etti. Babam vefat etti. Bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Anneme ne söyleyeceğim? Anneme ne söyleyeceğim? Ben bunu nasıl söyleyeceğim? Anneme ne söyleyeceğim? Allah'ım, ben çok bunu korkuyorum. Nasıl söyleyeceğim? Allah'ım ben çok korkuyorum. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Çok çaresiz hissediyorum. Çok çaresiz benim hissediyorum. Benim babam ölmüş. Benim babam ölmüş. Babam ölmüş. Babam ölmüş. Babam ölmüş ve ben onu bir daha göremeyeceğim. Anneme söyleyemiyorum. İçeri girdim. Anneme söyleyemiyorum. Annem çok mutlu ama iyileşecek diyor. O mutlu. Git yemek ye diyor bana. Ben de diyorum ki ben yedim diyorum. Anneme yüzümü göstermemeye çalışıyorum. Şu an oradasınız. Sonra... söyleyemiyorsunuz. Bir türlü söyleyemiyorsunuz. O çaresizliği hissedin. Allah'ım çok çaresizim. Çok çaresizim. Allah'ım çok çaresizim. Benim babam öldü. Benim babam öldü ve ben buna inanamıyorum. Babamın öldüğüne inanamıyorum. Babamın öldüğüne o inanamıyorum. Iyileşecekti. O iyileşecekti. Hayır, bana doğruyu söyleyin. Bana doğruyu babam söyleyin. Ölmüş babam ölmüş hayır, olamaz. Hayır, babam ölmedi. Hayır, babam ölmedi. Kardeşlerim yolda ona geliyorlardı. Babama moral olmaya geliyorlar. Babama moral olmaya geliyorlardı. Hayır, babam ölemez. Hayır, babam ölemez. Babam ölemez, benim babam benim ölemez. Benim babam ölemez, benim babam ölemez. Ölmemeliydi. Babam iyiydi. Babam çok iyiydi, çok iyi bir insandı. Bizi de çok seviyordu, biz çok mutluyduk. Babamlayken kendimi daha güçlü hissediyordum. Şu an oradasınız ve babanız karşınızda. Onu görün, babanızı görün. Ve şimdi benimle birlikte söyleyin. Baba şu an karşımdasın. Baba şu an karşımdasın. Şu an gözlerine bakıyorum. Şu an gözlerine bakıyorum. Ve gözlerinde o sevgiyi, o acıyı görüyorum. Gözlerinde o sevgiyi, o acıyı görüyorum. Baba seni çok özlüyorum. Baba seni çok özlüyorum. Senin öldüğüne inanamıyorum. Senin öldüğüne inanamıyorum. Sen her zaman benim arkamdaydın. Sen her zaman benim arkamdaydın. Nasıl ölürsün baba? Nasıl ölürsün? Ben seni nasıl kaybederim? Ben seni nasıl kaybederim? Daha seninle yaşayacağımız yıllarımız vardı. Daha seninle yaşayacağımız yıllarımız kardeşlerim vardı. Kardeşlerim sana geliyordu baba. Kardeşlerim sana geliyordu baba. Ben seni göremedim. Ben seni göremedim. Seni kaybettim. Seni kaybettim. Sen bunları yaşamayı hak etmedin. Sen bunları yaşamayı hak etmedin. Baba canım çok acıyor. Baba canım çok acıyor. Seni kaybettiğim için. Seni kaybettiğim seni için. Seni o kadar özlüyorum ki. Seni o kadar özlüyorum ki. Şu an buradasınız ve babanız karşınızda. Onu görün ve konuşun onunla. İçinizden ne geçiyorsa söyleyin. Babam seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Sen çok iyi bir babaydın. Ben razıyım senden. Öldüğüne hala inanamıyorum. Her gün aklıma geliyor. Her gün anıyorum seni. Her gün dua ediyorum. Ama sen ölüp gittikten sonra ben korkmaya başladım. Ben yalnız kaldım. Efendim aslında büyük bir travma mevcut ama Meral Hanım'ın aldığı ilaçlar açıkçası beynindeki bu duyguların çıkmasına biraz mani oluyor. Bunu uzman klinik psikologlarımız sık sık yaşıyorlar. Eğer çok fazla yani tabii ki doktorlar buna karar veriyorlar. Bir ilaç kullanımı varsa bazı kişilerde bu duyguların çıkması, bu ağlamaların olması çok zor oluyor. O da tabii iyileşmenin de zor olmasına sebebiyet verebiliyor. Açıkçası gördüğünüz gibi ne kadar büyük bir zorlama var, ne kadar büyük bir ajitasyon, duygu zorlaması var ama duygu çok fazla yok. Aslında beynimizin gelebileceği nokta bu. Duygu azalmış. Bence yapılması gereken olay şöyle bir şey olacak. Psikiyatrist denetiminde Meral Hanım'ın bunu yavaş yavaş bıraktığı bir zaman, duygularının geri geldiği zaman çalışmalar devam ediyor olması çok daha iyi olur. Çünkü şu anda
onun beyninden o duyguları çok atamıyoruz çünkü o duygulara çok ulaşamıyor. Canıma yetti, artık sabredemiyorum. Kurtulmak istiyorum. Sen gidince ben çok gizli gizli ağladım. Sen gidince ben hep ağladım. Aylarca ağladım, geceleri ağladım, gizli gizli ağladım. Sensizlik, bu korku benim hayatımı mahvetti. Sensizlik bir korku benim hayatımı mahvetti. Sensiz benim hayatım mahvoldu baba. Sensiz benim hayatım mahvoldu baba. Biliyorum ki sen artık iyi bir yerdesin. Ama biliyorum ki sen artık iyi bir yerdesin. Sen artık güvendesin. Sen artık güvendesin. Artık acı çekmiyorsun. Artık acı çekmiyorsun. Bu yüzden baba. Senin izninle. Ben artık bu duyguları serbest bırakıyorum. Kalbimdeki. Karnımdaki ve boğazımdaki. Hissettiğim bu sıcak ve soğuk duyguları. Bu yalnızlığı. Bu korkuyu. Bu çaresizliği. Bu ne yapacağımı bilemeyişimi. Bu kaygıyı, endişeyi serbest bırakıyorum. Sevgili seyirciler, çok büyük bir duygu boşalımından bahsedemeyiz. Görmüşsünüzdür de. Biraz duyguları zorlama çıkarmaya çalışıyor Meyra Hanım. Bu da dediğim gibi aslında aldığı bu ilaçlarla ilgili. Onu psikiyatrist denetiminde artık ne yapacağına kendisi karar veriyor olur. Ama biz genelde bu tür travma temizleme çalışmalarında uzman klinik psikologlarla şunu görüyoruz ki genelde en çok faydayı görenler de en çok duyguya girip o duyguyu deşarj edenler. Şimdi ne kadar fayda göreceğini tam bilemeyiz ama açıkçası eğer çok duygu çıkmıyorsa umutlar biraz azalıyor. Bir garantisi yok, bu kesin böyle değildir. Bazen duyguya girmeyenlerde de fayda çok fazla olabilir ama bakacağız. Onlar uzman psikologumuzla çalışmaya devam edecekler ve belki de bir uzman psikologumuzla çalışırken de psikiyatristin, bir doktorun gözetiminde de ilaçlar azaltılırsa belki o duygular daha fazla gelip o temizliği daha fazla yapıyor olurlar. Efendim, beyin dedektifi yeni konuyla biraz sonra devam ediyor olacak. Efendim, şu anda yepyeni bir konukla beyin dedektifi devam ediyor. Uzman psikologumuzla beraber Emine Çoban Hanım'ın yaşadıklarını konuşuyor olacağız ve onun hayatına dokunmaya çalışacağız. Beyin dedektifi devam ediyor. Emine Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ebru'm, sizler de hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize başvurdunuz ve çeşitli sorunlarınız olduğunu ile ilgili olarak uzman klinik psikologumuzla buradayız. Acaba sizin hayatınıza dokunabilir miyiz diye. Kendinizden bahseder misiniz? Sorunuzdan değil. Daha çok kaç yaşındasınız? Nasıl bir hayatınız oldu? Şu an ne yapıyorsunuz? Çocuklarınız, evliliğiniz vesaire. Nasıl bir hayatınız var? Nasıl bir hayatınız oldu? 37 yaşındayım öncelikle. İşte bu hastalığın başlayalı benim 10 sene falan oldu. 10 sene önce böyle bir sorunum yoktu. Hayatınızdan bahsederseniz, yani 37 yaşındasınız, nasıl bir hayat geçirdiniz? Zor diyelim böyle. 37 sene, yani nerede, İstanbul'da yaşıyorsunuz? Şu an 18 senelik İstanbul'dayım. Daha önce neredeydiniz? Samsun'daydım. Kaç senedir evlisiniz? 18 senelik. O zaman aslında İstanbul'a gelin olarak geldiniz. Evet, gelin olarak geldim. Çocuklarınız? Çocuklarım 17 yaşında büyük kızım var, 14 yaşında ikinci, 9 yaşında da üçüncü. Hepsi kız. Evet. Yani umarım hayırlı evlatlar olurlar, amin. Öyledirler eminim. Amin. Allah analı babalı büyüsün amin, diyorum. Amin, cümlemizin gibi. Yani şöyle söyleyeyim, hayatınızda keşke yaşamadığım, yani keşke yaşamasaydım diyeceğiniz olaylar var mı? Mesela bu hastalığıma başlayalı, hani bu hastalığın başlığı dediğim sorular var, yani bu hastalığı keşke yaşamamış halim olsaydı. Hastalığı değil, olay diyorum. Öyle bir olayı hatırlamıyorum, hani olayımı. Ben sizi sürekli Instagram'dan falan takip ediyorum zaten. Peki yani şöyle söyleyeyim, şuna cevap verin. Yani bir insanın hayatı 37 sene ise bu birçok andan oluşur. Bu anlar da bazıları güzel, bazıları kötüdür. En kötü anınız hayatında böyle keşke şu anı yaşamasaydım diyeceğiniz bir an var mı? Yani böyle şok olduğunuz, emin olamadığınız, mücadele ettiğiniz, kızdığınız,
suçluluk duydunuz, utandığınız? Var ama şimdi hangisi, hiçbiri aklıma gelmez yani şu an. Aslında şöyle düşündüğüm zaman vardır yani mutlaka. Bayağı bir zor dönemimizden geçtiğimiz diyebilirim. Okey. Birçok alandayız. Peki hep biz rahatsızlıktan bahsediyorsunuz. Nedir rahatsızlığınız? Takıntı, OKB diyorlar benim hastalığıma. Ellerimi falan çok yakıyorum. Dışarı çıktığım zaman, içeri eve girdiğim zaman duş almadan eve giremem. Üstümü falan komple değiştiririm. Çocukları da aynı şekilde bunaltıyorum. Çocuklarımı hani tutamıyorum, sevemiyorum, dokunamıyorum evdeyken. Peki yani nasıl bir duygu? Yani nasıl bir duygu geliyor? Çok yani çocuğunuzu çok seviyorsunuz evet. Ama dokunamıyorsunuz. Yani dokunursanız ne olur? Pis olacağım diye. Olursanız ne olur? Tekrar ellerimi biz sabun bitene kadar yıkayacağım. Çok uzun süre banyoda kalacağım. Yani yıkansam böyle hani bayağı bir süre kalacağım için böyle hani normal bir kişi gibi 15-20 dakika içinde girip çıkmıyorum ben. Ne kadar sürüyor? Aşağı yukarı 45-50 dakika falan. Yani iyiymiş. Yani daha kötüleri de uyumuşsundur sen de Ebru'cum. Tabii ki. Sen sormak ister misin bazı soruları? 10 yıl önce başladı dediniz. Evet. Daha öncesinde yok muydu yok. Hiçbir şekilde? Yok, daha öncesinde yok. Peki nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir evde doğdunuz? Anne babanız hayattalar mı? Evet, hayattalar. Samsun'un köyünde, köylük bir yerde doğdum yani köy yerinde. Anne babamın yanındaydım yani orada büyüdük. Kaçıncı çocuktunuz? En son. Evet. Kaç kardeştiniz? 5. Bu obsesif kompulsif bozukluk bizim ofisimize de çok fazla şekilde geliyor ve aslında OKB'nin travması cinsel utanma travması. Hatırladığınız bir cinsel utanma yaşadığınız bir an var mı? Ben size örnek verebilirim cinsel utanmaya. Mesela bir danışanımın 3 yaşında daha bebeği yani çocuk. İşte eşyalarını düzenli koymayla vesaire başladığını, OKB'nin böyle belirtilerini gözlemlemiş ve danışanımla konuştuğumuzda hamileyken doğuma girdiği sırada hasta bakıcı bir anda üzerine yanlışlıkla açıyor ve orada hasta bakıcının diğer kişilere karşı çıplak kalıyor ve cinsel utanma yaşıyor daha doğum anına girerken. Ve çocuk da sonra obsesif kompulsif bozukluk belirtileri ortaya çıkmaya başlıyor. Ya da mesela giyiniyorsunuz, tam o sırada yanlışlıkla kayınpederiniz kapıyı açıyor. Siz orada aa diye bir utanma yaşıyorsunuz. Bu da işte bir cinsel utanma travması. Böyle hatırladığınız bir an var mı? Şu an hatırladığım yok. İşte ben Barış Muslu'yu istiyorum mesela. Takip ediyorum, canlı yayınlarına falan katılıyorum. Oradan takip ediyorum. Çok da denedim, düşündüm dediklerinden yola çıkarım ama... Yani baş edemedim. Annemiz biraz mi? Önce şey Ebru Hanım dedi ki çocuğun travması annesinden geliyor. Şimdi enteresan bu sonuçta 3 yaşındaki çocuk çünkü. Nereden utanmış olabilir ki çocuk da 3 yaşından itibaren evet. Yavaş yavaş bu obsesiflik başlıyor diye. Belki sizin de annenizden gelmiş olabilir bu arada ama zannetmiyorum bu arada ama. Çünkü sizinki biraz daha geç evet. Başlamış. Yani 10 sene diyorsunuz, 27 yaşında başladığını söylüyor. Aynen, o civarında. 20 yaşında hiç yok muydu? Yoktu. Hiç mi yok? Hiç yoktu. 25'te? Yoktu. 26'da? Ya diyelim işte 26-27 yaşlarında diye ben işte... Nasıl başladı? Nasıl başladı? Önce baya hani dışarıyı pis zannettim hani böyle eve gelince... Ama dışarı bir anda pisleşmedi ki. İşte öyle gördüm. Eve geldim daha temizlik yaptım. Daha hijyenik yaptım. Her tarafı günde 200 sefer silip silmeye peki, başladım. Peki 25 yaşındayken dışarı pis değil miydi? Pisti ama o zaman daha farklı. İşte fark ettiğimi hissettim. Hani dışarısı daha pismiş peki, ama. Peki yavaş yavaş mı öyle oldu yoksa bir anda mı oldu? Yavaş yavaş. Bir anda değil böyle. Ne kadar yani ne zaman bunlar başladı ve ne zaman çok sertleşti? Sertleşeri işte diyelim 9 sene önce böyle. İlk başlangıcı ne zaman? Başlangıcı da diyelim işte ondan sert... bir sene falan. Yani bir sene boyunca evet. Yavaş yavaş sertleşerek evet. Son halini aldı. Evet, evet. Anladım. Yani... Kaç yaşında evlendiniz? 18. İstediğiniz bir evlilik miydi evet. Yoksa zorlama görücü usulü müydü? İsteyerek, severek evlendim. Severek evlendiniz. Nasıl bir evliliğiniz var? Güzel, mükemmel ama hani böyle bir... Birlikteliğimiz oldu 3 sene falan bir arada durduk yani ayrı değildik eşimle.
kayınpeder, kaynana falan. Öyle işte. Kayınpeder, kayınvalide. Evet. Onlarla yaşamak şimdi ben danışanlarımdan duyuyorum. Çok kolay da olmuyor. Sizin o süreçleriniz nasıldı? İşte bayağı bir sıkıcıydı desem. Orada utandınız, yani mahrem utandığınız bir olay yaşadınız mı? Yaşamışımdır büyük ihtimalle yani. Söyleyememişizdir herhalde ama. Açık konuşalım. Geliyordur bir şeyler ama onlar olmayabilir deyip söylemek istemiyor da olabilirsiniz. Ya da hiçbir şey gelmiyor mu aklınıza? Şu an böyle hani ince düşünmediğim için hani ufak tefek böyle basit şeyler olabilir zannediyorum. Öyle hiç hani... Onlar neler? Ufak tefek, basit mesela, olanlar. Mesela kayınpederimle falan doktora gitme gibi. Hani utandım, çekindim gibi öyle odaya şeyler. Odaya girdi mi sizinle Hayır, birlikte? Hayır öyle şey yapmaz. Hani doktora falan beraber gidiyorduk ya ondan utanmış olabilirim herhalde, çekinmiş. Peki doktordan çekinmiş olabilir misiniz? O da vardır. Evet, o da var. Bu ilk hamileliğinizde mi? İlkinde bayağı bir çekinmiştim doğumda. Doğum doktorum erkekti. O zaman bayağı bir şey yapmıştım yani. Ya da sürekli benim danışanlarımda özellikle karşılaştığım, şimdi normal doğumda, sonuçta normal doğumda özel bölgeden kadının bebek çıkış sağladığı için orada açılma sağlanmış mı sağlanmamış mı diye sürekli hemşireler bakmaya geliyor. Bu da danışanlarımı çok rahatsız edebiliyor ve gerçekten utanıyorlar. Yani sürekli bakmaları. Erkek doktorunuzla peki doğum anında mı utanma başladı, tedavi olurken mi başladı? Ya, doğumda ben hani gitmiştim erkek doktoruna zaten. Orada bayağı bir utanmıştım. Bak yani işte mahrem bir travma bu. Bu arada sizin suçunuz değil, sizin utanmanız gereken bir şey değil ama buradaki olay beynin anlık bir utanma ve bir mahrem bir utanmaya ne diyelim karşılaşması, yani bu sizin tercihinizde olan bir şey değil. Aslında bu bir tıp olayı, yani bir normal sağlık olayı. Sen gidiyorsun çocuğumu doğursun diye. Evet. Bir doktora kendine teslim ediyorsun. Çok da normal bir şey bu ama o anda erkek olması, yabancı olması sizin beyninizde anlık bir utanma duygusuyla basmaması gereken bir düğmeye basıyor. Ve eğer o düğmeyi biz çözemezsek sorun bir şekilde ilaçlar dışında hayat boyu devam ediyor. Aslında bunu söylerken bile ufak utanma yaşadığınızı ben fark ediyorum. Evet, ben de görünce bariz bir şey yani. Yani utanma var. Söylerken bile utanıyorsunuz. Üçüncü doğumunuzda kadın doktor mu vardı? Evet. İkinci de? İkinci de kadınmış. Hiç yani iki İlk ve üçte erkek. Hiç erkek doktor görmedim mi size? İkide hiç görmedim. Üç? Üçte evet gördüm. İşte erkek doktora vermiştim. Bence ilk doğum değil. Üçüncü doğum bu. Niye? Çünkü yani arada bayağı zaman var. Utandınız mı o doktordan? Evet yani bir de hani doktorum değildi, nöbetçi doktora denk gelmiştim. Yok işte bu. İlkinde de mi doktorunuz değildi peki? Evet, o da nöbetçiydi. Aynı ya da ana travma tetikleyici bence, travma bence olarak. Bence ana travma muhtemelen, bence muhtemelen sonuncu, yani biraz bana şey geliyor. Son çocukta olması bana sanki hamilelik döneminde olan üçüncüsünün hamilelik dönemi travması gibi geliyor. O anda yani bu çok enteresandır. Çocuğa geçiyor. Yani öyle bir bilgi var ve o kadar muhteşem bir şey ki kadının, yani annenin yaşadığı o bilgi çocuğa da iletiliyor. Çocukta da aynı sorunlar baş göstermeye başlayabiliyor. Niye özellikle üçüncü doğumda mı? Çünkü üçüncü çocuğunuzda bu var. Evet. Yani diğerlerinde olmayıp sadece üçte olması ana travmanın, bence birinci ana travmanın üçüncü doğumdaki o erkek doktorla olmasını akla getiriyor. Diğeri olabilir mi? Ama az ihtimal olabilir. Diğeri de olabilir. Yani belki de yavaş yavaş geldi. Garip bir şekilde o ilk çocuklar etkilenmedi ve sonra bazen böyle şeyler görebiliyoruz. Ama bence üçüncü doğumunuz. Bence... Açık konuşalım, çok enteresan. Yani bu birçok insana ders olsun. Özellikle siz muhafazakar bir hanımefendisiniz. Biraz şeyinizden de, oturuşunuzdan böyle biraz şeysiniz. Yani ne diyelim? Mahcup. Utanmaya açık.
Zaten yani anladığım kadarıyla 18 yaşında ilk kez evleniyorsunuz ve son kez evleniyorsunuz. Muhtemelen daha muhafazakar, dindar bir aileden geliyorsunuz. Ve sizin için bir erkek doktorla bir, yani doğumla ilgili olsa bile onunla o anda karşılaşmak sizin için çok utanç verici olabilir. Çünkü sizin yetiştiriliş tarzınızda siz çok daha böyle belirli kurallarla, belirli, ne diyelim ona, belirli özel öğretilerle yetiştirdiğinizden de o size büyük gelebilir. Ama atıyorum, farklı bir kişi de olabilir. O kadar rahattır ki, yani bunları çok normal karşılar, kadınlar, kadın olarak erkeklerle çok flört etmiştir, çok erkeklere karşı sürekli arkadaşları olmuştur, çok rahattır, utangaç bir tip değildir. Zaten öğretilerde de öyle, onun için cinsellik büyük bir tabu değildir. O gider de böyle bir doğumda nöbetçi bir erkek doktora karşı karşıya gelirse böyle bir sorun yaşamaz. Ama siz gelebilirsiniz. Yani siz geldiğiniz zaman böyle bir sorun ortaya çıkabilir. Ben açıkçası enteresan buluyorum. Bir umut ışığı görüyorum tünelin ucunda. Siz bulamamışsınız ama... Ve obsesif kompulsif bozukluk daha çok kadınlarda gözüküyor. Türkiye'de de daha fazla gözüküyor. Hatta dini obsesyonlar diye bir kısmı var. Sadece Türkiye'de daha çok. Bizde de cinsel utanma, bu mahremiyet daha önemli konular olduğu için biz daha çok yaşıyoruz. Efendim, gördüğünüz gibi çok basit olaylar insanların beyninde, yani herkeste olmasa bile bazı insanların beyninde çok beklenmedik sorunlara sebep olabiliyorlar. Biz bunları nereden biliyoruz? Çünkü o olaylar üzerinde çalıştığımız zaman nelerin çözülebileceğini bizzat sizler sayesinde görebiliyoruz. O yüzden çok basit gözüken bir profesyonelin, bir kadının doğumuna girmesi çok normal, çok doğal. Ama eğer o kadın ondan çok utanıp da mahrem bir travma yaşarsa onun hayatına büyük bir, ne yazık ki, kötü bir sonucu olabiliyor. Ya da bir akrabanın da aynı şekilde yardım etmeye çalışırken bir insanı utandırması doğumda da olabilir. Olabiliyor. Bakalım acaba hangisine çalışacaksınız? Ben de merak ediyorum. Zaten çalışmaya da beraber birebir çalışmaya devam edeceksiniz. Bence artık çözüm odasına gidebiliriz. Perdeler açılsın. Buyurun. Efendim, çok enteresan, çok böyle resmen samanlıkta iğne aradık ama hamileliğinde yaşadığı, özellikle son hamileliğinde yaşadığı 2-3 tane böyle utandığı ama çok basit gibi gözüken olaylar bulduk ama hanımefendinin gözlerinden, imamın gözlerinden utandığı ve böyle gerçekten böyle bir şeyler yaşadığı belli de çok basit şeyler ama ne yazık ki hayatında büyük bir duygu yoluna sebep olmuş. Bakalım, ben de merak ediyorum ne kadar duyguya girecek. İsterseniz başlayalım. Beyin dedektifi devam ediyor. Buyurun. Dilerseniz arkanıza yaslanın. Başlayalım. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Şu an burada değilsiniz. Kendinizi rahat bırakın. En rahat olduğunuz pozisyonda oturun. Vücudunuzu rahatlatın. Ve kendinize izin verin. Vücudunuza izin verin ve 9 yıl öncesine yeniden dönün. Şu an 3 yaş, 3. çocuğunuza hamile olduğunuz o ana yeniden dönün. 3. çocuğunuza hamile olduğunuz ve doğum anının geldiği ve hastaneye gittiğinizde nöbetçi bir erkek doktorun denk geldiği, doğumuma bu mu girecek diye ilk andan itibaren utanmaya başladığınız, nasıl olacak dediğiniz, size ameliyat elbisesini giydirdikleri, orada da nasıl olacak, nasıl bu doğum olacak, zaten ilk kızıma hamileyken zorlandım dediğiniz, o anlara, o utanç duygusuna yeniden dönün. Şu an oradasınız. Gözleriniz kapalıyken gözlerinizi gezdirin. Sağa, sola, yukarı, aşağı, o utancı, o... Vücudunuz çıplakken, sizi doğum anına aldıkları, o çatalda yatarken, açıldı mı açılmadı mı diye baktıkları ve sizin daha çok utandığınız, özel bölgenize doktorun baktığını en yoğun hissettiğiniz noktada gözlerinizi gezdirmeyi durdurun.
Gözleriniz çalışma boyunca orada kalsın. Şu an oradasınız, burada değilsiniz. Şu an neredesiniz? Doğumhanede misiniz? Doğumhanede misiniz? Evet. Karanlık mı, aydınlık mı? Aydınlık. Koku var mı? Yok. Ses var mı ortamda? Ufak tefek sesler var. Çevrenizde kimler var? Doktorlar, hemşireler. Nerenizde doktor şu an? Doktor şu an yanımda. Hemşire nerenizde? Hemşire, o da yanımda, ellerimi tutuyor. Sonra ne oluyor? Doktor bakıyor. Sonra? İşte çocuk doğum başlamış diyor. Ne oluyor şu an orada? Çocuğu almaya uğraşıyorlar çocuk. Yani ıkınmam gerekiyor. Siz nasıl hissediyorsunuz? Çok utanıyorum. Şimdi söylediklerimi tekrar edin. Aman Allah'ım, resmen erkek doktora denk geldim. Aman Allah'ım, resmen erkek doktora denk geldim. Bir an önce buradan çıkmak istiyorum. Çıkıp kurtulmak istiyorum. Allah'ım, benim burada ne işim var? Neden erkek doktora denk geldim? Benim burada ne işim var? Neden erkek doktora denk resmen geldim? Resmen hemşire şu an ellerimi tutuyor. Tıkının diyor, nasıl ıkınacağım? Ben utanıyorum. Şu an doğumdan. Çıktım. Ameliyat elbisesiyleyim. Ve odama götürecekler. Kayınpederim bana bakıyor. Resmen ameliyat elbisemle bana bakıyor. Bu adamın burada ne işi var? Beni nasıl böyle görür? Utanıyorum. Üzerime örtün, üzerime bir şey verin. Bu adamın ne işi var burada? Buradan ayrılsın. Her yerde. Her anımda, yanımda. Ne işi var burada? Resmen ameliyat elbisemle beni görüyor. Bu halde görüyor. Utanıyorum. Ve çıkmak istiyorum buradan. Devam edin. Bu adamın burada ne işi var? Beni bu halimde görüyor. Utanıyorum. Gitsin buradan. Resmen üstümü örtün. Çıkmak istiyorum. Kayınpederim şu an karşımdasın. Gözlerinin içine bakıyorum. Gözlerinin içine baktığımda. Umursamaz tavrını görebiliyorum. O her yerde yanımda bitmeni görebiliyorum. Evet, eşimin babası olabilirsin. Çocuklarımın dedesi olabilirsin. Ama özel anlarımda ne işin var senin? Benim kocam yanımda dursun. Senin ne işin var? Ben utanıyorum gerçekten. Doğumdan çıkarken. Hiç mi utancın yok? Siz devam edin, kayınpederinizle konuşun. Şu an karşınızda ve şimdi o utancınızı, size bunu yaşatmanızı, çocuklarınızı bile takıntı oluşturacak şekilde bu utancı yaşatmasını, o öfkeyi şimdi kusma vakti, şimdi onunla konuşun. Mantıklı tarafınızı bırakın ve şu an o karşınızda gözlerinin içine bakıyorsunuz ve gözlerinin içine baktığınızda o her zamanki gevşek gevşek bakışını görebiliyorsunuz. Ve şimdi ona bütün utancınızı, bütün yaşadıklarınızı kusma vakti. Yanımdasın yine. Utanıyorum. Sürekli yanımda geziyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman utanıyorum. Uzaklaş buradan. Beni böyle görmeni istemiyorum. Emine Hanım oldukça utangaç biri. Burada da zaten
İyi oldu ki utanma duygularını ortaya çıkarabildik. Bunu kameraların karşısında bizim önümüzde yapıyor olması zor. Her utanan insan ağlamak zorunda değil. Aslında duygusu ağlamadan utanarak çıktı. Bu da zaten amacımız biraz Emine Hanım'ın utanma duygusunu tetiklemekti. Utangaçlığını tetiklemekti. O yüzden doğru yoldayız. Bakalım ne kadar bundan bahsetti bilmiyoruz tabii. Onlar birebir iki kadın olarak bunu zaten daha detaylı olarak çalışmaya devam edecekler. Efendim her zaman diyorum ya sevdiğin hayatı yaşa ya da yaşadığın hayatı sev. Ortada kalırsan orası güzel bir yer değil. Orası seni hasta edebilir, orası seni daha mutsuz edebilir. Aslında psikolojini de bozabilir, sağlığını da bozabilir. O yüzden bunu aklımızda tutalım. Efendim bu haftalık Beyin Dedektifi'nin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşüyor olacağız. Kendinize iyi bakın, esen kalın.